Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Dün aşağı yukarı bu saatlerde burada konuşurken Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki çelişkinin ve tartışmanın ne kadar vahim olduğuna dair cümleler kurmuştum. Hatta iktidara demiştim ya sizi uyarıyoruz. Bak burada çok tehlikeli bir durum yaşanıyor. Meğerse biz burada dün bunu konuşurken Yargıtay 3. Dairesi kapalı kapılar ardında bir darbe hazırlığını sürdürüyormuş. Ve akşam darbeye, darbeci bir ortama girdiğimizi hep birlikte gördük. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması açıkça bir yargı darbesidir. Sayın vekiller, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu aslında ben anayasayı da tanımıyorum, Anayasa Mahkemesi'ni de tanımıyorum demektir. Açıkça hani yetki aşımı filan da değildir. Çok açık bir yargı darbesinin adımıdır. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani diyor ki Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ben suç duyurusunda bulunuyorum diyor. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi üyelerini tehdit ediyorum diyor. Tehdit ediyor açıkça. Yani Anayasa Mahkemesi üyelerini tehdit ediyor ve bunun bir darbeye teşebbüsten başka hiçbir şekilde izahı mümkün değildir. Çünkü anayasanın 153. maddesi çok açık ve net. Açık ve net diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Yani birilerini bağlar, birilerini bağlamaz demiyor. Siz Anayasa Mahkemesi kararlarını beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama uygulamamak diye bir şey olmaz ve ben dün burada onu söylüyordum. Yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi kararını tanımayacak. Yargıtay Anayasa Mahkemesi kararını tanımayacak. Yürütme Anayasa Mahkemesi kararını tanımayacak. E ne olacak? O zaman Anayasa Mahkemesi'ni kapatın gitsin. Zaten işlevsiz bir hale gelmiş. Zaten siz onu işletmiyorsunuz. Zaten siz anayasanın üstünde bir Yargıtay Ceza Dairesi tahakkümü kuruyorsunuz. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Yani hukuk açısından gerçekten büyük bir kara lekedir bu. Yani Türkiye'de hep söylüyorduk, hukukun üstünlüğünü bırakmadınız, üstünlerin hukukunu tesis ettiniz diyorduk. Ay işte çıktı bir daha ortaya, bir daha çıktı ortaya ve bir nasıl bu duruma gelindi? Buna esas tartışmak lazım. Nasıl bu duruma gelindi? Bu duruma nasıl gelindi? Ben size birkaç örnek vereyim. Siz derseniz ki yürütmenin mensupları olarak birileri derse ki ben Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum. Başka birileri derse ki iktidarın içinde Anayasa Mahkemesi derhal kapatılmalıdır. Başka birileri Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamıyorum dediği zaman geriye bir şey kalmıyor. Yani bu durumu aslında iktidarın yarattığı bir ortam olarak görmek gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları anayasanın 90. maddesine göre uygulanması gereken kararlardır. Amil hükümdür uluslararası sözleşmeler. Peki Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir parçasıdır. Uyguluyor mu? Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Burada kaç yıldır bunu tartışıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Demirtaş, Kavala kararları uygulanmıyor. Ve Türkiye'yi son derece zor bir duruma bu iktidarın tutumu sürüklüyor. Açıkça sürüklüyor. Peki iktidar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamayı yaptığı zaman neyi çiğnemiş oluyor? Sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını değil, sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni değil, aynı zamanda anayasanın 90. maddesini açıkça çiğniyor. E iktidar anayasanın 90. maddesini çiğnerse Yargıtay 3. Dairesi de oluyor demek ki böyle şeyler der. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunur ve açıkça bir yargı darbesine giriştiğini ortaya koyar. İşte bu meseleyi çok açık ve net böyle konuşmamız gerekir. Aslında hani bu anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük bir adımdır. Abarttığımı düşünmeyin. Bu bir kere kabullenilirse böyle bir adımdır. E sadece Anayasa Mahkemesi üyelerine ve Anayasa Mahkemesi'ne parmak sallamıyor bu Yargıtay 3. Dairesi. Aynı zamanda meclise parmak sallıyor. Meclise parmak sallıyor. Ya böyle bir şey olabilir. Sayın Oluç, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Diyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Meclise parmak sallıyor ve diyor ki siz nasıl oluyor da kararları okumuyorsunuz diyor. Şimdi bizim talebimiz çok açık. Birincisi meclis iradesine sahip çıkmalıdır.
Meclis Başkanlığı, Meclis Başkanlık Divanı iradesine sahip çıkmalıdır ve Yargıtay 3. Dairesi'ne bir kere cevabı vermelidir. Siz yasamanın üstünde değilsiniz. Meclisin tamamı açısından söylüyorum, bütün gruplar açısından söylüyorum. Net olarak tavır alınması gerekir. Buna susulursa, bu görmezden gelinirse, örtbas edilmeye çalışılırsa büyük bir hata olur. Böyle başlar, yol olur. Bu yol olduktan sonra da artık darbenin önü kesilemez hale gelmiş olur. O yüzden bu konuda hem meclisin genel kurulun hem de meclis başkanlık divanının net olarak karar alması gerekiyor. Bugünkü danışma kurulunda meclis başkanı Sayın Kurtulmuş'un katılacağı. Evet Sayın Kurtulmuş, lütfen son sözlerinizi alalım. Bugün Sayın Kurtulmuş'un katılacağı danışma kurulu toplantısında da bu konudaki taleplerimizi açık ve net dile getireceğiz. Yapılması gerekenler bunlar. Son olarak ne yapılması gerekiyor onu da söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu karar Can Atalay ile ilgili derhal uygulanmalıdır. Derhal uygulanmalıdır. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi'ni işlemez hale getirmiş olacaktır bu iktidar ve bu yargı darbesine önayak olmuş olacaktır. Saraydan yapılan Cumhurbaşkanı danışmanı sıfatıyla saraydan yapılan açıklamalar utanç vericidir. Utanç vericidir. Üstelik bu açıklamaları yapan kişiler de hukuk danışmanı olarak bu açıklamayı yapmaktadırlar. Bu utanç verici duruma bir an evvel son verilmesi gerekiyor. Bunu da özenle vurgulamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Hepinizi burada bulunmaktan duyduğum mutluluk ve hüzünle selamlamak istiyorum. Mutluluk, Gazi Meclisi'nin bir üyesiyiz. Bu son derece önemli bir konu. Hüzün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içeride yaşanan bir devlet krizini gündemine dahi almaması ve sanki normal bir gündem varmış gibi görüşmelerine devam etmesini ben devlet krizinin bir başka boyutu olarak gördüğümü ifade etmek isterim. Arkadaşlar, Türkiye sıradan bir iş yaşamıyor. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara Yargıtay diyor ki 153. madde falan tanımam, anayasa falan da tanımam. Ben bu maddeye uymayacağım, bunu hükme geçiriyorum. Üstelik de bu kararı alan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum diyor. Ve bu çerçevede AKP'den birbirine taban tabana zıt açıklamalar geliyor. Başka nasıl tanımlarsınız ki devlet krizini? Türkiye'de yüksek yargı mercileri birbirine girmiş, yürütmenin bir organı, Cumhurbaşkanlığının Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili doğrudan meclise hedef alıyor. Yani yasama bir taraftan yargıdan, bir taraftan yürütmeden dayak yiyor. Ve biz burada hiçbir şey olmamış gibi turuncu koltuklarda kendi gündemimizi paylaşacağız, öyle mi? Bilmem neyin sorunlarını paylaşacağız. Orta yerde bir devlet krizi vardır. Devlet krizi varsa ona değinmeden başka bir şeye değiniyorsanız aslında siz asla samimi değilsiniz ve sadece günü geçiştiriyorsunuz. Arkadaşlar hatırlayalım. Bu meclis sıralarında oturanlar vardı. Oturmayanlar da kamuoyundan takip etti. Mustafa Şentop'un meclis başkanlığında burada iki milletvekiliyle beraber benzer bir süreç yaşanmadı mı? Sayın Gergerlioğlu ve Sayın Berberoğlu'nda ilk derece mahkemesinin ve Yargıtay'ın verdiği onama kararları sonrasında Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o zamanki başkanı Mustafa Şentop Anayasa Mahkemesi kararını beklemeden bu kararları mecliste okuttu. Arkadaşlarımızın milletvekillikleri düştü ve tutuklandılar. Sonra Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. İlk derece mahkemesine dosya döndü. Mahkeme meclise yazı yazdı ve koskoca meclis ikinci defa birbirine zıt ikinci defa bir yazıyı daha okuttu. Arkadaşlar yerine döndüler. Peki soralım. Dönemin meclis başkanı Sayın Numan Kurtulmuş meclisi bu saygınlık dışı tutumdan korumak amacıyla Anayasa Mahkemesi kararı gelmeden hak ihlali verip vermediğini bilmiyoruz. Dolayısıyla mahkeme kararını okutmayalım dedi mi demedi mi? Bunu biz bütün gruplar olarak arka tarafta evet bu tutum doğrudur dedik mi demedik mi?
Peki şimdi ne diyor? Mehmet Uçum denilen zat ne diyor? Diyor ki Yargıtay kararına atıf yaparak sen nasıl diyor Anayasa Mahkemesi kararını beklersin ve Yargıtay kararını nasıl okumazsın diyor. Yani meclis başkanı, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri olarak biz nasıl bir tutum alacağımızı Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi üyelerinden öğreneceğiz. Veya Mehmet Uçum'dan öğreneceğiz. Arkadaşlar daha aşağılayıcı bir şey olabilir mi? Adamlar bu meclisi aşağılıyorlar. Ve biz burada hiçbir şey yapmıyoruz. Kendi gündemimizi konuşuyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Kaldı ki ifade edelim. Yargıtay'ın kararı, Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum diyen kararı bir hukuki skandaldır. Suç duyurusunda bulunması ise başlı başına bir devlet krizidir. Ya bu partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün partiler bir araya gelerek meclisin onurunu hatırlatacaklar ya da biz bütün bunları kısır siyasi çekişmelerin içerisinde kaybolan bir küçük tartışma olarak göreceğiz ve gözümüzün önünde devlet ve meclisin saygınlığı yitirilmeye, yok edilmeye devam edilecek. Arkadaşlar bunu kabul edemeyiz. Sayın Günaydın, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Hangi siyasal partiden olursak olalım bunu kabul edemeyiz. Ben umuyor ve diliyorum ki bugün yapılacak danışma kurulunda mecliste grubu bulunan partilerimiz daha evvel gösterdikleri dirayeti burada da göstererek ortak bir tutum alsınlar ve meclisin saygınlığını, meclisin haklarını duymak isteyenlerin kulaklarına en acı bir şekilde ve en yüksek sesle duyursunlar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Başkanım bir söz daha evet. Söyleyeceğim. Son bir 30 saniye kullanayım. Buyurun. Sizin de söylediğiniz gibi bugün 10 Kasım 1938'in 85. seneyi devriyesine bir gün sonra yaşayacağız. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün teslim olmayan yüreğine, sistem kuran aklına, yalnızlığa aldırmayan bilincine, yol açan kararlılığına minnet ve şükran duygularım. Evet, lütfen açalım, lütfen tamamlayalım. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum.